Kölyak hastalığı, besinlerdeki gluten maddesine karşı bağışıklık sisteminin fazla yanıt vermesiyle bağırsak duvarındaki hasar ve buna bağlı gelişen emilim bozukluklarıyla giden bir hastalık. Bağışıklık sisteminin bu yanıtının altında aslında genetik faktörler de yer alıyor. Mesela ailesinde tip 1 diyabet görünenler, Down sendromu görünenler, bazı iltihap ve eklem romatizması gibi hastalıklar görünenler bu açıdan daha yüksek risk altında. Mide, hazımsızlık, şişkinlik ve kronik ishal gibi semptomların ortaya çıkmasına rağmen bağırsak dışında da tanıdan hatta oldukça yıllar önce de görülebilen bazı semptomları da var. Mesela baş ağrısı, baş dönmesi, denge bozukluğu, diş gelişim anomalileri, tırnak dökülmesi, saç dökülmesi, özellikle kendine has bazı cilt bulguları, iltihap ve eklem romatizmasına benzer eklem ağrıları, kas ağrıları ile giden bağırsak dışında birçok semptomu görmemiz mümkün. Bu semptomların sebebi bazen emilim bozukluğu, bazı vitamin mineral eksikliklerine bağlı olsa da tam olarak açıklanmayan bazı immünolojik sebeplerden de bu semptomlar görülebilmekte. Tanısında bazı kendine has spesifik kan testleri ve endoskopik olarak da alınan biyopsiler de bu bağırsak duvarındaki çölyak hastalığına ait spesifik bulguların görülmesiyle tanısı koyulabiliyor. Ayrıca tedavisinde de besinlerden gluten maddesini çıkardıktan sonra neresi normale yakın bir sağlığa kavuşmak mümkün. Yine de besinlerden gluteni çıkarsak da hastaların en az yılda bir doktor kontrolüne gelip kan kontrollerini yaptırması, semptomlarıyla ve diğer sistemik bulgularıyla beraber değerlendirilmesi önerilmektedir.